Tekrar hoş geldiniz. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Tekrar Aytekin Gönüldaşımızın evindeyiz. Tekrar bize evini bize açtığı için, bu sohbeti burada gerçekleştirmemize imkan verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son sohbetlerimizde de bize nafile ibadetlerden, nafile umrelerden bahsettiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Peki hac mevsimi dolayısıyla bize haccın kendisiyle alakalı bilgiler ve sizin hac döneminizde alakalı süreci anlatabilir misiniz? Evet, ben de yine Aytekin Gönüldaşımıza teşekkür ederim üzerine bahsettiği için. Sohbetimize başlamadan önce kısa bir bilgilendirmek babında benim çok iyi bir şekilde faydalandığım, beraberce gitmiş olduğum grup tarafından neşredilen bu hac ve umre rehberi tavsiye ederim. Çünkü buna hakim olan herkes gerçekten umre ve hac vazifelerini bilhakken yerine getirebilir. Çünkü çok sade, çok iyi anlatılabilen ve çok her terimi de açıklayabilen, açıklamalı olan bir rehber. Dolayısıyla zaman zaman ben de bu sohbet esnasında bu rehbere müracaat edeceğim ki herhangi bir yanlış ifadede bulunmuş olmayayım. Dolayısıyla üç çeşit hac var. Bu üç hacların birincisi hacı ifrat, hacı temettü ve hacı kıran. Hacı ifrat, hac mevsiminde ümre yapmadan yapılan hacdır. Hacı temettü ise hem ümre hem hac vazifesini yapmaktır. Hacı kıran ise Mescid-i Haram bölgesine ihramı girilir. Ta bayram günü tıraş olana kadar, ihramdan çıkana kadar, vazifelerini, tüm hac vazifelerini yerine getirene kadar devamı ihramda kalır. Buna da hacı kıran denilir. Hac vazifesine başlamadan önce sünnet olan önce gusül abdesti alınır. Gusül abdesti alındıktan sonra ihrama girilir. Yani ihram elbiseleri giydirilir. Biz otelde olduğumuz için haram bölgesi içerisinde bulunuyorduk. Dolayısıyla Arafat'a geçtikten sonra Mikat bölgesine, daha doğrusu haram bölgesinin dışına çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla niyetimizde biz temettü hacına niyetlenmiştik. Ya Rabbim, niyet ettim temettü hacına vazifesini yapmaya, bize kolay kıldır ve bizden kabul et diye niyet ediyoruz. Bu şekilde hac vazifesine başlamış oluyoruz. Zilhicce'nin 8. günü hac vazifesi başlar. Biz de sabah namazından önce bulunduğumuz otelde İhrama girdik. Namazımızı kıldık. İhram namazımızı kıldık. Mina'ya doğru yola çıkıldık. Sünnet gereği Mina'da Zilhicce'nin 8. günü 5 vakit namaz kılmak gerekiyor. Onun için sabah erkenden Sabah gidiyorsunuz. erkenden gidiliyor. Ta yatsı namazına kadar. Yatsı namazından sonra diğer bir sabah namazına kadar olan süre içerisinde de Arafat'a doğru yola çıkılıyor. Ve Arefe günü sabah namazından itibaren Arafat'ta olmak gerekiyor. Burada kısa bir ara vermek istiyorum. Biz vazifeli olarak daha önceden, yani biz Mina'ya gitmedik, şöyle aşağı yukarı bir 50-60 kişi kadar. Direkt olarak Arafat'a gittik. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi de daha önce bize anlatılanlar, Hac Bakanlığı her gruplara ayrı ayrı çadırlar veriyor. Kimine klimalı, kimine derme çatma çadırlar, kimine büyük çadırlar, içinde kliması olanlar falan. Ve bazıları da hacı vazifesini yapmaya gelenler de bazen işte küçük gruplar olabiliyor.
Bunlar çadırlara girip daha önceden gruplar gelmeden orayı bir nevi işgal etmiş oluyorlar. Dolayısıyla daha sonraki gruplar oraya geldiği zaman oradaki kalanlarla bazı münakaşalar olabiliyormuş. Hacı şartlarından birisi de kavga etmemek. İhramlıyken kavga etmemek. Dolayısıyla bunu engellemek üzere bizi görevlendirdiler 50-60 kadar bir arkadaş. Biz daha önce gittik çadırlarda oturduk. Girmek isteyenlere falan tatlı bir dille dedi ki burası bize aittir, başka yere gidiniz diye. Ta ki bizim grup gelene kadar. Yani orada bir nevi nöbet de tutmuş olduk. Ayrıyeten o da ayrı bir ibadet olmuş oldu bizim için. Ekstra bir ibadet olmuş oldu. Arefe günü haccın şartlarından bir tanesi zaten farz olan şey. Arefe'de vakfeye durmaktır. Bu nedir? Bir an dahi olsa yani. Bir an dahi olsa o anda Arefe'de bulunmak. Allah'a niyazda bulunmak. Farz olan bu. Ha, bunu bütün güne de yayabilirsiniz. Tabii ki yapılması gereken şey o. Malum bizim insan olarak günahlarımız çok. Ne kadar Allah'a yalvarsak, ne kadar yakarsak azdır. Dolayısıyla bir günlüğü yani akşama kadar Arafat'ta geçiriyoruz. Biz de gittiğimiz mensup olduğum cemaatle birlikte vakfe görevini yaptık. Vakfe duasını yaptık. Namazlarımızı kıldık. Allah'a yakardık. Burada Arafat'ı şöyle bir izah etmeye çalışayım. Yani ben de daha önce fazla bilgim olmadığı için hep öyle zannederim. Hani televizyonlarda görüyoruz. Hani bir dağ var. Dağın tepesinde de bir işaret konulmuş bir direk. İşte Arafat sadece orası manasında bir bilgi sahibiydim. Fakat oraya gidince gördük. Ve hocalarımızın da bize izah ettiği şekliyle Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e Arafat'ın sınırları işaretlenmiştir. Daha doğrusu yani sadece Arafat değil, Haram bölgesi, Mikat bölgesi, Mina'nın bölgesi, Münzelife'nin bölgesi, sınırları daha doğrusu diyeyim, sınırları hep Cebrail Aleyhisselam tarafından gösterilmiş ve işaretlenmiş. Dolayısıyla o tepe zaten 50-60 metre yüksekliğinde bir tepedir. Ama onun haricinde yer düzlük. Çok geniş bir alandır. Yani milyonlar oraya sığıyor. Ona göre düşünebiliyorsun. Tasavvur edebilirsiniz yani. Yani ile o dağın o tepeye çıkmak şart değil. Arafat'a çıkmak manası o tepeye çıkmak değil. O Arafat'ın sınırları içerisinde bulunmak. Ve orada Allah'a niyaz etmek. Bir an olsun bile orada durmak. Bunu yerine getirdiğiniz zaman farz vazifesini yerine getirmiş oluyorsunuz. Peki Arafat'ta bir an bile durmanın öneminden bahsettiniz. Sizce bunun nedenlerinden ve sebeplerinden ne olabilir? Allah'ın farzı. Yani Allah emrettiği için hac vazifesini o şekilde yerine getirmek icap ettiği için Peygamber Efendimiz'in de sünneti gereğince o şekilde yapılması gerekiyor. Bir anlık Arafat'ta bulunmak. Bunun en büyük tabi özelliklerinden bir tanesi de Arafat'ın. Malumunuz Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz cennetten yeryüzüne indirildikten sonra Adam Aleyhisselam'ı Sri Lanka'ya iniyor. Havva annemiz de ciddi. Bir rivayete göre 100 sene, bir rivayete göre 300 sene bir araya gelemiyorlar. Ta ki Zilhicce'nin 9. günü, yani Arefe günü Arafat'ta buluşuyorlar. Ve orada beraber Allah'a niyaz edip tövbede bulunuyorlar.
Dolayısıyla Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen Allah'a niyaz, Allah'tan af dileme yeri ve merkezi olarak da diyebiliriz. Arafat'ın böyle bir manası var. Ve orada Arafat'ta vakfeye durma, bir anda durma manasını bu şekilde de izah edebiliriz. Devam edecek olursam orada bol bol niyaz etmek. Arafat'ta bol bol niyaz etmek. En makbul olan ibadetlerdendiriz. Yani namazınızı zaten kılıyorsunuz. Ama en çok niyazda bulunmak, Allah'a yalvarmak, Allah'tan af dilemek. Ve bir hadis de var bununla ilgili ama şimdi yanlış olmasın diye ifade etmek istemiyorum hadisin ama mealen şöyle anlatmaya çalışayım. Yani Allah Resulü buyuruyor ki kimse şüphede bulunmaz. Yani Arafat'ta acaba ben affolundum mu diye şüphede bulunmaz. Mutlaka affolunur manasında bir de hadis vardı. Hocalarımız orada bize okumuşlardı bunu. Ama dediğim gibi yanlış olmasın diye tam dile getirmek istemedim ama bu mihval üzerine Arafat'ın önemini arz etmek adına. Hatta Alo Osman kardeşimiz daha önce soruna yapmış olduğumuz sohbette bunu da ona dile getirdiğimde şöyle bir ifadede bulundu. Yani siz şu an 0 kilometre insanlarsınız demişti. Gerçekten mana itibariyle bütün günahlarından arınmış olarak Arafat'tan ayrılıyorsunuz. Allah kabul etsin. Arafat'taki vazifelerimiz bunlar. Bunlarla ibaret. Daha sonra yalnız şöyle bir şey var. Arefe günü öğle namazıyla ikindi namazı ve akşam namazıyla yatsı namazı cem edilir. Bu öğle ve ikindi namazı Arafat'ta kılınır. Arafat'ta kılındıktan sonra akşam namazından sonra Münzelife'ye doğru hareket ediliyor. Burada kısa bir izahta bulunmak istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi Hac Bakanlığı'nın organizasıyla alakalı bir mevzu. Her gruba ayrı ayrı numaralar veriliyor ve bu gruplara da mektep ismi veriliyor. Bizimkisi ise mektep 24, yani 24 numaralı mekteptik. Dolayısıyla Arafat'tan Münzelife'ye geçişler otobüslerle oluyor. Bunu hiçbir grup kendisi ayarlayamıyor. Yani biz şu saat hadi hazırlanın gidelim diye bir şey yoktur. Akşam vakti girdikten sonra herkes hazır vaziyette bekliyor. Ne zaman Hac Bakanlığı sıraya koymuş, size sıra gelirse o saatte Münzelife'ye geçiyorsunuz. Yani akşam namazından hemen yarım saat sonra da otobüse binip Münzelife'ye geçmiş olabiliyorsunuz. Gece saat 1-2'de de geçebiliyorsunuz. Sıra size o zaman da gelmiş olabilir. Bu bilgi nasıl aktarılıyor peki ya? Biz hazır olarak bekliyoruz. Ne zaman ki çadırların önüne otobüsler yanaştığı zaman o zaman anlıyoruz ki bizim için geldi. Yani numaralar var. Zaten grup başkanlarımız bunlar daha iyi biliyor. Bizleri yönlendiren zaten grup başkanları, kafile başkanları. Onlar hazırlandık. Sıraya gelin dediğinde sıraya girdik. Otobüslere bindik. O şekilde hareket ediyoruz. Münzelife'ye biz aşağı yukarı akşam namazından 2 saat sonra hareket ettik. Münzelife'ye geldiğimiz zaman orada artık Hac Bakanlığı'nın ayarladığı herhangi bir yer yok. Yani şu bölgede kalacaksınız, bu bölgede kalacaksınız diye. Abi, bir bölge veriliyor ama çadır yok. Münzelife tamamen açık bir alan. Dağlık, taşlık, düz olan yeri de var. Kimsecikli olan bir yer de var. Tamamen
Bütün hacıların yine bir arada olduğu ama iç içe olduğu bir yer. Yani Arafat'ta çadırlardan dolayı ayrı ayrı yerlerdeydiniz. Yani birbirinizi belki göremiyordunuz veyahut da işte şey yapamıyordunuz. Ama orada bütün insanlar, bütün hacı adayları iç içeler. Yani kim nerede yer buluyorsa oraya yerleşiyor. Biz de öyle grup halinde bir yer ayarlamışlar. Hemen oraya yönlendirdiler ve oraya da bulunduk. Münzelife'de bir gece kalınıyor. Dediğim gibi akşam ve yatsı namazı da orada kılınıyor. Cem ediliyor. Ve daha sonra yapacağımız vazifeler içerisinde bulunan şeytan taşlama için taşları da Münzelife'de topluyorsunuz. Yani en azından 7 tane ilk büyük şeytana atılacak taşın Münzelife'de toplanması sünnet. Diğerlerini daha yerli başka yerlerde Kabe'nin etrafında da toplayabilirsiniz. Çünkü ikinci ve üçüncü günler taşlanacağı için. Veyahut da diğer bütün taşları da toplamı 29'dur. Özür dilerim 49'dur. 49 taşının hepsini de Münzelife'de toplayabiliriz ama sünnet olan en azından 7 tanesinin Münzelife'de toplanmasıdır. Dolayısıyla biz de bu taş toplama işini de Münzelife'de yaptık. Yani ben şahsen hepsini orada toplamış oldum. Taşların yıkanması lazım. Onları yıkadık. O şekilde hazır bir vaziyette. Ben bir pet şişenin içerisine koymuştum. Pet şişesinin içerisinde yanımıza aldık. Sabah namazından sonra, özür dilerim, sabah namazından önce Münzelife vakfesi var. Sünnet olan. Ve orada tekrar vakfeye durduk. Yani Allah'a niyazda bulunduk. Dualarda bulunduk. Daha sonra sabah namazımızı kıldık. Bismillahirrahmanirrahim deyip telbiyelerle yani lebbeyk Allahümme lebbeyk nidalarıyla Mina'ya doğru yürümeye başladık. Yol boyunca da devamlı telbiyeler getirerek, tekbirler getirerek, salavatlar getirerek Mina'ya kadar yürüdük. Mina'ya vardığımızda bu yürüyüş ne kadar bir süreyle oluyor veya aradaki mesafe ne kadar? Mina ile Münzelife ile Mina arası tam bir bilgi sahibi değilim ama yaklaşık bir 6 kilometre bir mesafe. Bir yürüyorsunuz bunu. Yani mesafe olarak öyle fakat bizim yürüyüşümüz biraz daha fazla oldu. Yaklaşık 8-9 kilometre vardı. Bunun sebebi de şöyle. Yani bunu şundan dolayı biliyorum. Biz hac vazifesine başlamadan önce bizim grup başkanlarımız bizi daha önce Mina'ya, Münzelife'ye, Arafat'a götürdü. Dolayısıyla bu arada ama biz otobüslerle gittiğimiz için bu mesafelerin daha kısa olduğunu gördüm. Ama Hac Bakanlığı daha önceki yaşanan ölüm sebeplerinden dolayı bazı tüneller açmış, bazı yolları genişletmiş ve dolayısıyla da güvenli ama yol uzanmış. Yani tünellerin içerisinden sizi direkt olarak orada 3 tane bina var. Şeytan taşlama olan bölüm. Oralara giriş, yani alt taraftan direkt olarak gidilse aşağı yukarı 2 kilometre ile 3 kilometre kadar bir fark var. Daha erken varabiliyorsunuz şeytan taşlamaya. Ama güvenlik açısından dediğim gibi orada bir tepe var. Dağın etrafından tüneller olmuşlar. O tünellerden doğru gidince bu mesafe daha da uzamış oldu. Şeytan taşlamaya geldiğimizde ilk günü, bayramın birinci günü olmuş oluyor. Büyük şeytan taşlanıyor. Bunu bilmiyorum ben
şeytan taşlamayla alakalı şeyi anlatmış mıydım? Mevzuyu anlatmış mıydım? Hayır, Neden anlatmadım. şeytan taşlanıyor diye. Malumunuz üzere Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için yola çıkıyor. Yol esnasında tam bu şeytan taşlama olan bölgede şeytan kendisine çıkıyor. İsmail Aleyhisselam'a görünüyor. Ve diyor ki baban seni kurban etmeye gidiyor, kesmeye götürüyor diyor. Sakın ona diyor aldanma falan, inanma diyor. Bu arada İsmail Aleyhisselam yerden bir taş alıp şeytana fırlatıyor. Şeytanın bir gözü kör oluyor. Yani şeytanın bir gözü kördür. Yani bunu Hazreti İsmail İsmail Aleyhisselam, Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. İlk taş atılma yeri, büyük şeytan olduğu mekan orası. Sembolik olarak orası. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'a da görünüyor. Diğer küçük ve orta olan şeytan taşlama olan bölümlerde de İbrahim Aleyhisselam'a görünüyor. Orada da İbrahim Aleyhisselam taşlıyor şeytana. Oraya gelindiği zaman yine ben yanlış olmasın diye rehberime bir bakmak istiyorum. Evet, büyük şeytan önüne geldiğimiz vakit Münzelife'de toplamış olduğumuz taşlardan 7 tanesini çıkarıyoruz. Taşları sol elimize alıyoruz. Sağ elimizde de bir tanesini şu şekilde iki parmak arasında tutup bu şekilde atılıyor. Atarken de Bismillahirrahmanirrahim rağmen li şeytane ve hizbihi denilerek atılıyor. Yedisinde bu şekilde atılıyor. Ve şeytan taşlama vazifesi bitmiş oluyor. Bunu seri halde yapmak o gerekiyor. Çünkü arkadan akın akın hacılar geliyor. Yani hacı adayları akın akın devam ediyor. Vazifesini bitiren devam ediyor ona. Büyük şeytan taşlandıktan sonra küçük ve orta şeytan bayramın ikinci ve üçüncü günü taşlanıyor. Bunlara o zaman vazife olarak şey olmuş, sünnet gereği o şekilde. Bayramın ikinci ve üçüncü günü de şeytan taşlanacağı için hacılar tekrardan o mevkiye gidip gelmemeleri için çadırlar mevcut ve o kaldıkları otel veya mekanlar nerelerde kalıyorlarsa oralara tekrardan gidip gelme uzak olduğundan ve güvenlik açısından da bir endişe olmaması açısından hacılar Mina'da geceliyorlar. Orada kalıyorlar. Dolayısıyla Mina'da kalacak olan hacılar taşını atıyor ve çadırlarına alıyor. Bizim en büyük avantajımız grup olarak şeytan taşlamayla bizim otel arası 500 metreydi. Dolayısıyla taşımızı biz attık. Ondan sonra otelimize döndük. Yani şunu da izah edeyim. O kalabalıkta grup grup başlıyorsunuz Münzelife'den çıkışa ama varış grup olarak olmuyor. Çünkü mahşeri bir şey. İnsanlar, gruplar birbirini kaybediyor. İnsanlar birbirini kaybediyor, karıştırıyor. Dolayısıyla ben şahsen olarak otele vardığımda tektim. Yani diğer arkadaşlarını kaybettik. Kimi önde gitti, kimi arkada gitti. Benimkisi daha bir farklıydı. Bazı hacı arkadaşlar tamamen yolu kaybetmişler. Otelin çok çok uzaklarına gitmişlerdi. Ben gittim onları buldum, aldım getirdim. Öyle de bir ayrı bir şey yapmış olduk. Görev yapmış olduk. Velhasıl otele geldiğimizde grup başkanlarımız herkese tek tek isim isim şeytan taşlayıp taşlamadığını soruyor. Çünkü şeytan taşlanmadıysa eğer kurbanı kesemiyorsunuz. Kurbanı kesemediğiniz için de tıraş olup ihramdan çıkamıyorsunuz. Yani bunların hepsi sırayla olması gerekiyor. Yani önce şeytan taşlanıyor, daha sonra kurban kesiliyor, daha sonra tıraş olunuyor ve ihramdan çıkıyor. Tabi hac vazifesinin tamamlanması için vacip olan
hac tavafı yapılıyor ve say yapılıyor. Yani Safa ve Merve arasında 7 defa gidip gelmek gerekiyor. Bunları da yaptığınız zaman hac vazifesi tamamlanmış oluyor. Şurayı merak ettim. Otele geri döndünüz. Evet. Otele geri döner dönmez direkt tavafa mı Evet. geçiyorsunuz yoksa? Konumla alakalı bir durum. Yani malumunuz geceden yola çıkıyorsunuz veya sabah namazından itibaren yola çıkıyorsunuz. Yani benim otele gelme saatim aşağı yukarı şöyle bir 12 civarlarını falan buldu. Dolayısıyla o zaman zarfı içerisinde vücut bayağı bir yorgun düşüyor, bitkin düşüyor. Ha bunu şöyle direkt olarak da yani dinç olan insanlar direkt olarak Kabe'ye giderler. Orada tavafını yapıp ve sayını yaparak vazifesini de bitirebilirler. Aynı zamanda Zilhicce'nin 10. 11. ve 12. gününde yani bayramın ilk 3 gününde de tavaf ve sayını yapabilirler. Ama bu 3 gün içerisinde yapması mecbur gerekiyor. Yoksa hacı tamamlanmamış oluyor sanki. Çünkü vacip olan bir görev olduğu için bu 3 gün içerisinde yapması gerekiyor. Tam bir bilgim yok ama 4. günü yaparsa herhalde bir kurban ya yani 4. günden sonra yaparsa kurban kesmesi icap ediyor diye biliyorum ama tam bir yanlışlık olmasın. Ama 10, 11 ve 12. günler içerisinde tavaf ve sayını yapabilir. Demin kurban kesmeden de bahsettiniz. Evet. Netice itibariyle hac ibadeti kurban bayramına denk gelen bir ibadet. Evet. Burada kurbanlar nasıl kesiliyor? Hani dediniz ya işte kurban haberi geliyor. Bir durum var. Bu kurbanlar nerede kesiliyor? Sizin o anda bulunduğunuz mekanda mı? Bu gibi bilgileri bize aktarabilir misiniz? Evet, bir an önce de bahsettiğim gibi biz kafile başkanlarına şeytanı taşladığımızı bildirdikten sonra kafile başkanlarımız kurban kesmeyle görevli arkadaşlara ismimizi zikrediyor. Biz daha önce Arafat'tayken bu arkadaşlara vekalet verdik. Yani kurbanımızı kesin diye vekalet verdik. Bu arkadaşlarımız isimleri gelen şahısların kurbanlarını kesmeye başlıyor. Yani biz kurbanları görmüyoruz. Nerede kesiliyor, nerede yapılıyor onu görmüyoruz. Mevcut bir bölüm ayrılmış herhalde bildiğim kadarıyla mezbahanelerin olduğu yerde. Bu görevli arkadaşlarımız kurbanlarını kestikten sonra bize haber bu sefer geliyor. Onlardan bize haber geliyor. Kurbanınız kesildi diye. Kurbanınız kesildi haberini aldıktan sonra artık biz tıraş olup ihramdan çıkabiliyoruz. Ki böyle de oldu. Yani bize haber geldi otelde. Arkadaşlar kurbanlarımız kesilmiştir. Denildikten sonra biz de gittik berbere. Daha doğrusu otelin içerisinde arkadaşlar birbirimizi tıraş etmeye başladı. Herkesin de makas veya makine. Birbirimizi tıraş ettik. Ve ihramdan çıkmış olduk. İhramdan çıktıktan sonra da tavaf meselesi var mı? Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi vacip olan hac tavafını yapıyorsunuz ve sayı yapıyorsunuz. Yani Safa ve Merve arasında 7 defa gidip geliyorsunuz. Bunu da bayramın 1., 2. ve 3. günleri yapabiliyorsunuz. 4. günde aksarsa bildiğim kadarıyla kurban kesmeniz gerekiyor. Ve bu vesileyle de bu vazifeleri yerine getirdiğinizden itibaren de hac vazifesi bitmiş olur. Görevini yerine getirmiş olursunuz. Tavafı ve sayı yerine getirdikten sonra, Evet. gerçekleştirdikten sonra tekrar bir tavaf namazı veya zemzem suyu içme gibi bir mecburiyet Evet, var mı? zaten o daha önceki Ümre görevlerinde şartların aynısı bunlarda da gerekiyor. Yani tavafı yapıyorsunuz, tavaf bittikten sonra tavaf namazını kılıyorsunuz, zemzem içiyorsunuz, ondan sonra say yapıyorsunuz.
sahilden bitirdikten sonra vazife tamamlanmış oluyor. Ve hacı oluyorsunuz. Ve hacı oluyoruz. Evet. Allah Ve tekrar Allah kabul hacılığınızı etsin. mübarek etsin. Allah razı olsun. Son olarak da tabii biz tabii bir hafta kadar daha Mekke'de kaldık. Bu vazifeler yaptıktan sonra Medine'ye geçmeden önce. Bu zaman zarfı içerisinde yine bol bol tavaf yapabilirsiniz, ümre yapabilirsiniz. Yani yeniden ihrama girebilirsiniz. Yeniden dediğim gibi nafile ümreler yapabilirsiniz ki bize de Allah bu imkanı verdi. Şükürler olsun. Bol bol orada hem kendimiz hem sevdiklerimiz, gönüldaşlarımız için ümre yapma imkanımız oldu. Onları da yerine getirdik. En son olarak da veda tavafı yapılır. Veda tavafı yapılır ve Kabe'ye veda edilerek Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıkılır. O da artık son gün yapıldı. Yani bizim orada Mekke'de bulunduğumuz son gün. Gittik, tavafımız, veda tavafımızı yaptık. Allah tekrardan kavuşturmak duasıyla Kabe'ye veda ettik ve oradan ayrıldık. Peki bu süre zarfı içerisinde Güven Bey'le tekrar Elbette yani buluştunuz, tekrar gönüldaşımız beraber. evet, o hac vazifesini yaptığımız zaman zarfının haricinde, çünkü onların kafilesi başka, geldikleri cemaat başkaydı. Onun haricinde biz hemen hemen her gün, her tavafta, her ibadetlerde Güven Bey'le beraberdik. Allah kabul etsin diyorum. Allah bizlere tekrarını nasip etsin. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir yaşam, öyle diyeyim. Yani ben bile şu an tekrardan gitme arzusu yeniden doğdu ki Allah nasip ederse bir ümre daha yapmaya niyetim var. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar. Allah razı olsun. Yüreğinize, dilinize sağlık. Tabii tekrar bir sohbeti gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü daha bir Medine Evet. meselesi var. Evet. Ve bu Medine hakkında görüşlerinizi almak istiyoruz, düşüncelerinizi almak istiyoruz, yaşadıklarınızı almak istiyoruz ve Medine'yi de sizden dinlemek istiyoruz müsaadenizle. Allah nasip ederse inşallah tabi seve seve bildiklerimi, yaşadıklarımı sizlere aktarmak isterim. Bana da bu imkanı verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ederim.